Ah, ne güzel bir gün değil mi? Ay, yüzüne ne olmuş Kate? Aman, bu şey de kocaman. Şu bana gülene bakın. Ne yani, daha önce hiç sivilce görmediniz mi sanki? Bu kadar komik olan ne ha? Yeter ama, saklanıyorum. Hayır, kesinlikle okula gitmeyeceğim. İyi de evde kalmak için annemi nasıl ikna edeceğim? Yalandan hasta gibi davranarak değil mi? Nezle mi oldun Kate? O zaman grip olmadığından emin olmak için ateşini ölçmeliyiz. Ama ateşim yok ki. Şunu birkaç derece artması için ne yapmalıyım? Evet. Anne sen git en iyisi. Olamaz. Kate geri dönüyor. Eski saç kurutma makinesi numarasını yapıyor. Hala yeterince sıcak değil. Hadi ama bu işe yaramalı. Ay hala yeterince yükselmedi. Bu şeyi ısıtmak için ejderha gibi yakıcı bir nefesin olmalı Kate. Anlaşılan sen ve Sivilcen bugün derse gideceksiniz Kate. Hey annem sıcak kahvesini bırakmış. Dereceyi içine atarsam kesin ısınır. Evet işte bu. Ay annesi suçüstü yakaladı. Başın büyük dertte küçük hanım. Hayır okula gittiğim de ne olursa olsun. Hiç bütün gece Netflix seyrettiğin oldu mu? Tabii bu cumartesi günleri çok sorun olmaz ama okul günü pek de iyi bir fikir değildir. Olamaz annem geliyor. Kate hala yatakta ne yapıyorsun? Belki biraz gün ışığı gözlerini açmana yardım eder. Servis 15 dakikaya kadar burada olur Kate. Niye inatla geç saate kadar oturuyorsun sonra kalkamıyorsun işte. Öf derdine ya. Niye bütün gece uyanık kaldım ki? Bir saniye bile gözümü kırpmadım. Çok da belli oluyor. Berbat haldeyim değil mi? Ama belki bir yolunu bulup evde kalır ve uyurum. Ve bu küçük havlu tüm işi benim yerime yapacak. Su iyice ısınsın. Havluyu birkaç dakika suyun altında tut. Azıcık soğuyunca doğrudan alnına koy. Az sonra başın iyice ısınır. Tamam harika. Annen sana bakmaya gelene kadar havlu başında kalsın. Hala yatakta değilsin değil mi Kate? Ateşime baksana kendimi berbat hissediyorum. Bir bakalım. Gerçekten de bayağı sıcak tatlım. Pekala sen burada kal ben sana ilaç getireyim. Uyumak için müthiş zaman kazandın şekerim. Ama bir bölüm daha izleyeyim de öyle. Dahi miyim neyim? Vay canına müthiş bir çocuk değil mi? Saatlerce konuşmasını dinleyebilirim. Dolabıma kadar eşlik ettiğin için teşekkürler. Sadece kitaplarımı alacağım. Oh. Çığa dikkat et Jennifer. Oh, ne dağınıklık. Bekle. Nereye gidiyorsun? Anlaşılan dağınıklığın erkek arkadaşına mal oldu Jen. Bu gülümsemeyi özleyeceğim. Of. Anlaşılan artık nihayet ortalığı toplama vakti geldi. Elinde eski bir patates kızartması kabı mı var? Onu bir mıknatısla dolabının kapağına tutur. Kalemlerden fosforlulara her şey yerli yerinde olacak. İşte bir göz ziyafeti. Gördüğün hoşuna gitti galiba. Sanırım tam bir düzen delisiyim. Pekala, ilişkiye aynen devam. Jennifer, bu mavi bluz kırmızıdan daha mı sevimli? Hmm, kesinlikle kırmızı derim. Bu arada bağcıkların çözülmüş. Oh ya. Öf, şu şeylerde hiç bağlı kalmıyor. İşte oldu. Okay. Bağcıkların. Ha? Şaka bu herhalde. Yeter artık.
Cırcırtlı ayakkabı kullanacağım. Nasıl bağlarsam bağlayayım hemen çözülüyorlar. Belki de farklı bir düğüm atmalıyım. Ay canına, şuna bak. İlk düğümü attıktan sonra şu iki kısmı alıp boşluktan geçir. Şimdi çaprazda ve diğer kısımlarla birlikte çekip sıkılaştır. Neredeyse çift tavşan kulağı gibi oldu. Bu bağcıklar artık kolay kolay çözülmez. Çoraplarımı burada bıraktığımı biliyordum. İşte oldu. Öbür teki nerede? Pek uzağa gitmiş olamaz değil mi? Niye bunları bulmak bu kadar zor? Buralarda bir yerde olmalı. Ay deli olacağım. Ha? Cidden mi? En azından aynı renkteler değil mi? Ama belki de birbirlerine düşündüğümden daha çok benziyorlardır. Birkaç saniyede kısa çorabını tenis çorabına dönüştür. Aşağıya sıva ve topuğunun altından şöyle geçir. Parmaklarına ulaşana kadar devam et. Oradan da geçir ve sonra topuğunun üzerine geçir. Şimdi aynı öbürüne benzedi. Akıllıysan çorapların eş olmasa da olur. Ve kimse eş olmadıklarını anlamaz. Sınıfın arka taraflarında oturuyorsanız fark edilmeden bir sürü şey yapabilirsiniz. Ama yine de yaptıklarınızı gizlice yapmaya çalışmanız gerekiyorsa... Ne yapıyorsun sen? Oo, üzgünüm öğretmenim, makyajımı bitiriyordum da. Hemen kaldırıyorum malzemeleri. Ama görünüşe göre Kevin olayı önceden çözmüş bile. Ondan şüphelenmedi bile. Ama bayağı yakındı yani. Tamam, oyuna geri dönebilirim. Hey, bunu nasıl yapıyorsun Kevin? Ben de oynamak istiyorum. Saf gibi ders çalışmak istemiyorum. Siz de Kevin'inki gibi zulası olan bir defter ister misiniz? Makyaj malzemelerinizi, oyununuzu veya ne istiyorsanız onu deftere koyun ve bir kalem gibi etrafını çizin. Koyduğunuzu kaldırın ve keskin bir bıçakla çizgilerin üstünden kesin. Aman parmaklara dikkat. Kestiğiniz parçaları çıkarın ve işte zulalı defteriniz hazır. Cuk diye oturdu. Artık kendinizi belli etmeden sınıfta makyaj yapabilirsiniz. Çok akıllıca değil mi? Çabuk, öğretmen arkasını döndü. Göz makyajını tazelemek için ideal bir zaman. Şahane oldun kızım. Hey Vicky, öğretmendense benden daha fazla şey öğreniyorsun sanırım. Aman öğretmen geliyor. Doğal davran. Öğretmenim, biz arkada dersle ilgili çalışıyoruz. Ah, ucuz atlattık. Böyle yaramaz olmak çok keyifli değil mi? Ama hadi artık derse. Sınav var, unutmadın değil mi? Bu sesi hepimiz biliriz. Kalk bakalım Kevin, sabah oldu. Hayır, alarmı erteleme, derse gitmen lazım. Öf, Kevin, o tehlikeli alarm erteleme dürtüsüne girdi bile. Evet, geri uykuya dalmış bile. Şşt, Kevin, uyanman lazım ama. Of ya, ne güzel uyuyordum. Tamamen yenilenmiş ve iyice dinlenmiş bir şekilde uyanmanın hissini hiçbir şey mahvedemez. Yani uyurken ilk iki dersi kaçırmanın dışında. Sessizce içeri girebilirsem belki öğretmen dersi olmadığımı anlamaz. Oh, yakalanıyordum neredeyse. Öğretmenin anlattıklarına dair hiçbir fikrim yok. Bu alarm erteleme huyunu nasıl bırakabileceğinizi merak mı ediyorsunuz? Öf, keşke daha kolay uyanabilseydim ya. Belki de kontrolü ele alma vakti gelmiştir, ne dersiniz? Sizin de Kevin gibi sıradan bir çalar saatiniz varsa erteleme düğmesine basmayı imkansız hale getirmeniz gerekiyor. Birkaç tane raptiye alın ve saatin alarm tuşlarının etrafına yerleştirin. Bunun için bant kullanabilirsiniz. Oo, umarım işe yarar. İyi geceler Kevin. Kevin, hayır, raptiyeler. Vay be, gerçekten işe yaradılar. Bak bak bak, sınıfa ilk kim gelmiş? Hey Kevin, ne yapıyorsun burada? Ne ya? Seni bu kadar erken görünce çok şaşırdık da. Bakalım bugün hangi kitaplara ihtiyacım varmış. Bu arada kalemini de unutma. Ne? Bugün matematik testimi vardı. Bunu nasıl unuttum ya? Çalışmadım bile. Ne yapacağım ben? Yeni okul yılına ne de güzel başladım demek ki. Bir dakika.
Şu yara bandı sayesinde bir şeyler yapabilirim. Büyük bir sınavdan önce ne yapacağınızı bilemiyorsanız kopyalarınızı yara bantıyla yapıştırabilirsiniz. Kopya kağıdının banttan küçük olmasına dikkat edin yeter. Sonra parmağınıza sarın ki kimse görmesin. Yara bantı nasıl da iyi geldi ama. Tamamdır, bu ders için hazırım. Bu daha ilk soruysa ben bu sınavı kesin batırdım. Evet, kopyalarıma bakmanın tam zamanı. Ah, bu formülü hatırlıyorum. Çabuk öğretmen görmeden bant geri yapıştır. Çok havalısın Vicky ya.